Ahmet hadi git sen. Ne oluyor Çağla? Şey yok bir şey, git işte. Demek sonunda işini hatırladın Ahmet Bey. Neredesin sen? Ben Çağla'ya söyledim. Ablamların yardıma ihtiyacı vardı. Aa ne güzel. Sen gezip tozacaksın, kızım çalışacak. Öyle mi? Baba tamam. Sana bunun için mi para ödüyoruz? Baba yeter! Yetmez! Yeter ya! Yeter! Bir insanın üstüne bu kadar gidilmez, yeter! Ne var be? Gece yarısı ne çağırıyorsunuz bizi ayağınıza? He? Bana bak, eğer Ahmet'in lafını geçiren olursa çok kötü parlarım, bak söylemedi demeyin ha. Asıl ben parlarım, kusura bakmayın babalar. Ama tabii ki de Ahmet'in adını geçireceğiz şu anda. Sizin Ahmet'e yaptığınız yenilir yutulur bir şey değil. Oğlum sana ne? Babayla oğul arasındaki sorun. Sen ne karışıyorsun? Ne demek sana ne ya? Ya bu bizim de bir problemimiz. Ahmet'e böyle davranmaya hakkınız yok. Ya buna izin veremem. Evet, vallahi ben de izin vermem bak böyle bir şey. Hak etmiyor yahu. Ahmet bugün kendisini bıraktı, bize yardıma koştu. Veysi! Ortada bir hata mı var babacığım? Hı? Yani biz bugün Ahmet'i çağırdık da bir hata mı ettik? O zaman bunun hesabını bizden sorun. Ahmet'ten değil. Tamam biliyorum, Ahmet'e kızgınsınız ama bu da doğru bir kızgınlık değil ki. Oğlum sen ne biçim adamsın, ne biçim bir abisin? Ahmet senin kız kardeşini yarı yolda bıraktı. Aile şerefimizi iki paralık etti. Bizim aile şerefimiz 25 yıl önce iki paralık olmadı mı baba? Bizim annelere para vermiş Ahmet gitmeleri için. Nasıl? Çağla'dan borç almış. Çağla'da... Eğer benim yanımda durursan vereceğim parayı demiş. Yani Ahmet sizin sırrınızı öğrenmiş. Böyle bir şey yapmasının nedeni Nuriye teyze ile Hacer anne öğrenmesin diye. Ne diyorsunuz oğlum siz? Nasıl lan? Yani kusura bakmayın ama... Yani Ahmet'in başına ne geldiyse bizim yüzümüzden geldi. Ahmet'in başına ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.